Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Edebe devam ediyoruz. Edep. Edebin ikinci dersi. Edep, adap, adaptı. Edep kelimesinin cemidir. Edepler demektir. Adap. Edep nedir diye şey yapmıştık. Edep bir kere şu su buz ilişkisini hayal edin. Buz su ilişkisi. Buzdan bir parça koparttınız. Suyu da kopartmış olmuyor musunuz? Suya şekil verirsen buza da şekil verirsin. Odun, duman, nur ilişkisi gibi düşün. Beden, ruh ilişkisi de böyledir. Buzdan kasıt bedendir. Sudan kasıt hayattır. Hayat suyu diyor. Bedene şekil vermek için uğraşma. Suya şekil verirsen beden de şekil alır. Geçen okuduğumuzda Allah Resulü'nün sünnet-i seniyesinin ne demek olduğunu, yani mesela şu kalemin demiştim, burada mı dursun, burada mı, burada mı, burada mı, burada mı, burada mı? Bunun hakikati var ötelerde, melekutta. Bir şey anlatmaya geçeceğim, çok mühim bir şey. Düşünün ki bu malzeme kullanıyorum. Şimdi bu burada bir tanesi diyor ki burada olsun. Bir böyle diyor ki bir tanesi böyle olsun. Bir tanesi de şöyle ama burada olsun. Bunun en doğrusu bu sayfaya göre nasıldır? Allah Resulü alem-i maneye bakıyor. Götür 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 Hasan, tamam. Biraz sola getir götür getir getir. Değiştir. Değiştir değiştir. 360 derece tamam. Ha öyle dursun. En doğru kalemin oradaki duruşu böyle olmalı. Nereye göre söyledi? Oradaki duru vaziyetine göre. Oradaki vaziyetine hakikat denilir. Hakayk eşyayı, hakayk. Eşyanın hakayki, hakikati. Esma-ilahi. Tamam. Şimdi buradaki davranış orada nasıl gözüküyor? Bu sünnet-i seniye böyle. Yani sünnet-i seniyeye hayatımızı uydurursak oradaki hakikatimiz en uygun oluyor. Yoksa böyle koyduk veya Resulullah'ın dediği gibi yapsak bile, isabet ettiğimizi bilemeyiz, hep tahmini olur. Şimdi gelelim şeye. Biz 18 bin alemi hulasası mıyız? Evet. Bu çok önemli bak. 18 bin alemi hulasası mıyız? Evet. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki normal bir mümin, kamil bir mümin her gün 2000 tane değişik hal yaşar. Hanımıyla, çocuğuyla araba geldi, su attı. Su atmadı, banyoda yarım kaldı. Dişi çıkardı, telefon geldi. Yani bu değişik haletler var ya, haletlerin toplamı en az 2000. Bana göre 4000-6000 yani. Sen kimsin? Ya Risale-i Nur gözüyle bakınca, ahir zaman fitnesi olduğunda 4000 yaşar yani Müslüman inşallah. Şimdi anlatacağım şu. Esma ile dedik masada 4000 alet. 4000 aletten maksat yani Esma'nın meratibi. Mesela bir hakim ismine mazhar olursun. Bir tefekkür edersin. Başka bir anda tefekkürde belki de 1000 defa bir mana halleri gelir sana tefekkürle. Ama aynı Esma'nın içindesin. Başka ismalar da olur. Tamam. Şimdi İnsan, yani bedenen insan değil, 18 bin alemin hulasa-i camiası olduğundan, bütün alemlerin cemi olduğundan, camiül ezdat olduğundan, cemi de var, cehennem de var. Bu insanı nasıl dengede tutacağız içeride? Bir sürü geçişler var, ister var. Bir an bir haber geliyor veya bir düşünce geliyor, bütün dünya cehenneme dönüyor.
Yemekten de işten alamıyorsun. Haftalarca belki sürebiliyor. Güzel bir haber geliyor, bulutların üstüne çıkıyoruz. Öyle değil mi? İç alemini neyi nerede kadar tutacaksın? Neyi nereye kadar tutacaksın? Dur burada. Hayır. Peki tuttuk. Cıvatalaman gerekiyor. Kayıyor çünkü. Halet kayıyor. Birbirine tecavüz ediyor. Tak tak tak. Geçişler var. Bildiğin gibi değil ya. Öyle bir rüyada görmüştüm. Dimağda rüyada. Bildiğin gibi baş döndürücü böyle şeyler var yani. Güya fikirler deposuna girdim. Yani şöyle bir düşünün. Elektrik şeyleri var, uçları var. Her dalga, her ama nihayetsiz renk var. Hepsi her yerde, her an. Bu düşünce deposuymuş. Şimdi ben düşüncelerim ve yaşantım içimdeki alem etkiliyor mu doğrudan? Seyrettiğim, duyduğum, kokladığım, tat attığım, dokunduğum direkt etkiliyor. Yani içeriye giren her şey canlanıyor. Tamam? Bu kesin. Şimdi ben önemli bir şey anlatacağım. Bu kadar malzeme şunun için anlatıyorum. Bu malzemeyi 5 dakika bunun için anlatıyorum. Bak. Şimdi benim o 18 bin alemi birbirine geçiş yapan o alemi nasıl birbirine karşı dengeli ve sabit tutmalıyım? İçeriği müdahale edemiyorum. Çekicim yok, keserim yok. Çakamıyorum Fatih. İçerideki o dengeyi, ailevi olur, evlat münasebeti olur, iş olur, düşünce olur, fikirat olur, hissiyat olur, psikoloji olur. Onları birbirine tecavüz ettirmeden tutturmak da yetmiyor. Tuttuğun zaman gene kayıyor. Sağlamlaştırmak için dış dünya davranışıyla mümkündür. İçi kontrol etmek, sabitlemek için dış dünya davranışlarıyla mümkündür. Yani giren, gözden giren, kulaktan giren, burundan giren, taat almayla, dokunmayla içerisi direkt canlanıyor ve ruhlanıyor, direkt etkiliyor. İşte bu dış dünya madem direkt o iç alemi etkiliyor, dış dünyayı sisteme koymak gerekiyor. Nereye göre ama? Bu kalemi biraz önce yaptım. Böyle mi koyacağım, böyle mi koyacaktım? Oraya bakmadan buraya hükmedemezsiniz. Hep vehmi olur, tahmini olur. Olmaz olmaz, sağa getir. Biraz getir. Ucunu 30 derece çevir. Tamam öyle dursun. Niye? Bunun hakikati, bu kalemin kitaptaki iki hakikatin birbirine en uygun duruşu orada öyle gözüküyor. İşte bu edeptir. Yani oradan gelen haberle getir ileriye al tam orada dursun. Niye? Çünkü bu kalemin burada duruşu bu sisteme göre, bu ortama göre, masaya göre, size görüntüye göre, kitaba göre, benim hakimiyetime göre kalem burada durması gerekiyormuş. Çünkü hakaik, eşyanın hakikati, hakaiki nedir? Esma-i İlahiyedir. Yani hakikati böyledir. İşte bunu burada biz görmüyoruz. Götür, birisi bana demiyor ki, ben buradayım mesela çanak antene. Adam televizyona bakıyor içeri, camdan kafayı çıkarmış, çatıya bakıyor. Çevir, Hasan. Olmaz, ya olmaz ama yamuk duruyor falan yukarı. Ya kardeşim karınca ya, geri al. Tamam. Çanağı önüne sabitle. O adam niye böyle yapıyor? Benim verdiğim komutla, nereye göre bende? Oraya bakıyor. Bunlar kaçınılmazdır. En doğrusu odur. Nereye göre? O adam diyor ki, abi diyor yandırıyor diyor. Sana ne yandırıyor? Burada işte karınca kalktı. İşte oradaki hareketi çanağa çevirmek, böyle tutmak, sağlamlaştırmanın bizdeki adı edeptir. Edep içeriği
bir sabitlemek, birbirine tecavüz etmeden her şey hakkında tutmanın sistemin adıdır. Edep. Onun için bugün ikinci dersimiz. Edep. Buna ait mesela edebin bir şeyi var, şubesi var. Kelam. Yani kelamdan kastı şu. Dedik ya bu edebin temelini oluşturan duygulardır. Yani göz giren. Edeple bakması lazım. Edebin süzgecinden geçecek. Göz içeri gireni. Edebin süzgecinden geçecek kulak gireni. Mesela onu latif nüktelerde diyor ki okuyacağınız her şey diyor. İçeriye girdiği zaman kelam ve ilime değil. Dışarıdayken şekildir. Okurken kelama dönüşüyor. Kafana, kelamdan kafana girince ilime dönüşüyor. Fakat hayatına ve ruhuna ne kelamdır ne de ilimdir. İrade ve kudret oluyor. Otomatik olarak. Bak okuyayım yerini. Ondandır ki büyükler büyüktür. 31. Yani emri tekviniden gelen hurufat. Emri tekvini yani ruhtaki bir meyli anla okuyorum. Aşin okuyor. Hurufat bak şimdi. Bu hurufat istersen bir davranıştan gelsin. İstersen okuyarak girsin. Hurufat girdi. Emri tekviniden gelen hurufat maddi kuvvet hükmünde vücud-i eşyada hükmeder. Maddi kuvvet hükmünde vücud-i eşyada hükmeder. Ve emri tekvini yani o okuduğum zaman ben okuduğum o Kur'an okuduğum zaman emri tekvinidir. Yani kevni emir ama vücud haricisi yok. Mahluk değil. Kur'an işte şu masada olan, dolapta olan hurufat libası giymiş. Kur'an'dır. Bu Kur'an değil. Bu nedir? Mushaftır. Huruf libasını giymişler. Huruf. Gömlek giydim. Gömlek değilim. Bendedir diye. Atlet de giymişim. Hayat var. Hissiyatları giymişim. Şuuru giymişim. Aklı giymişim. Ruh giymişim. Hatta ruha da bir elbise diyor usta. İman elbisesini, iman hülle libasını giydiriniz. Yakmasın ateş diyor. Bak, emri tekvini okurken bende uyanan adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder içeride. Cebrail oluyor. Mesela bunu az ileride tabii atlıyoruz. Bak şuradan okudum, hep bunu anlatıyor. En sonundaki cümleyi şöyle bağlıyor. Çok ilginçtir bak. 33. sayfa. Demek o harflerin okunmasıyla ve yazmasıyla şekil, nuska. Okumak, dua. Yazmak, nuska. Buna da şey diyor. 258 sözlerde tılsımat-ı Kur'aniye. Tılsımat senin benim lügatla verilmez. Tılsımat fetvayim diye de baktığımız zaman okunma ve okunmayanı şekillere ve yazılara dönüştürmek. Bütün ulema İslam'ın şöyle bir ispat şeyi var. Şekilleri tuhaf olan, İslam'la harflerle alakası olmayan batıldır diyor. Kur'an harfleriyle tılsım yapmak. Sözleri 258. Sayfayı söylüyorum ki sonra bana şey diyecekler. Külliyattakini söylüyorum suçluyum ha. Adeta ustak niye dedin diyecekler neredeyse utanmadan. Utanmadan öyle diyecekler. Bak diyor ki ben uyduruyorum sanki bak. Demek o harflerin okunmasıyla ve yazmasıyla yazıl. Maddi ilaç gibi şifa başka ve başka maksatlar hasıl olabilir. Tamam. Şimdi bunu oluşturan bu anlattıklarımız. Şimdi Barla'da da mesela sesten bir örnek vereyim. Bu şekildi. Sesten örnek vereyim. Ondan sonra söyleyeceğimi söyleyeyim.
kaçtı o doktora? 66. Hem bilirsin, meyus ve ümitsiz bir hastaya, meyus, ümitsiz bir hastaya, manevi bir teselli, kulağa bir şey atmak, bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. İçeride değiştiriliyor ses, içeride irade ve kudret oluyor. Anlıyor musun? Şimdi bunu oluşturan, yani bu sesten örnek verdim bir tane. Bir tane yazıdan verdim. Yani bir tane de şekil, yani yazı. Bir tane de konuşma, kelam. Okunmasıyla ve yazmasıyla. Yazmak, şekil, göz. Efendim, okunmasıyla dil. Bir de kulaktan misal verdim. Ondan sonra zaten yiyeceğin haram helalını biliyoruz. Haram temasları da bildiğimiz için oradan örnek getirmedim. Bu beş tane duyu organını tanzim edersek, hakim olursak, İmam Azam'ın kısaca tabiriyle gireni kontrol edersen, hangi yolla ne şekilde o çıkacaksa o yollara hakim olursun. Gireni kontrol edemeyen hangi yolla çıkacaksa asla orayı kontrol edemez. Bazen o bir eylem olarak çıkar yediğini, bazen bir şehvet olarak çıkar, bazen bir gadap olarak çıkar, bazen bir göz olarak, göz çalışır, bazen kulak şey yaparsın. Yani kontrol edemezsin. Bunları, hani bunu burada mı olsun, burada mı olsun, oraya göre tanzim eden, yani bu duyu organlarıyla içeriye alınan içeriği direkt ama etkileyip tanzim ediyor. Aktif ediyor mesela. İşte bu içeriği aktif etmek için doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmanın hulasasının adı adaptır. Edeplerin cemidir. Davranış biçimidir. Birinci ders okuduk, şimdi ikinci ders okuyayım. Dinin en küçük adabı dahi, bak bu 10-15 dakika konuşmadan sonra bak, dinin en küçük adabı dahi ehemmiyetli olup tebdil edilemez. Nereden okuyacağım bunu? Efendim, Mektubat'tan, Mektubat 435. Din ve şeriat İslamiye'nin sahibi olan Fahr-ı Alem aleyhissalatü vesselam, iki cihanın sultanı, hem buranın hem oranın, Şark ve Garb ve Endülüs ve Hint birer tahtı saltanatı olduğundan, dini İslam'ın esasatını bizzat kendisi getirdiği gibi, dinin esasatını, dinin esaslarını, esas derken itikat edilmesi zaruri olan şeyler. Namaz da öyle, iman esasları da öyle. Kendisi getirdiği gibi o dinin teferruatını, böyle mi oturayım, böyle mi oturayım, bacak bacak üstüne mi atayım, şöyle mi yatayım, özel hayatım böyle mi olsun, tuvalete böyle mi gireyim, dinin teferruatını ve sair ahkamını, hatta en cüz'i adabını dahi bizzat o getiriyor. Yani nasıl tüküreceğini, sokakta nasıl yürüyeceğini, sokakta paytak paytak yürüyüp elin Ahmet'in Mehmet'in balkonuna, çamaşırına bakılmaması gerektiğini. Allah Resulü diyor yani, böyle kafayı yenip gidermiş. Onu bunu binazlarına falan, en küçük adabını dahi, tuvalette tükürülemeyeceğini, hiçbir dini, hiçbir felsefi akımlarda tuvalet adabından bahsetmez. Karl Marx mesela, Şakyamuni Buda, efendim Brahmanlar vesaire, hiçbir şeyde, İslamiyet'in dışında hiçbir öğretide de teferruatlı bir izah ve yorumlama, şekillendirme, yönetme bilgisi yoktur. Mesela tuvalet adabından bahsetmez Karl Marx. Ha? Ana temellerinden bahsederlerse, işte ekonomiden bahseder, bilmem nereden bahseder vesaire. Şimdi bu İsa Aleyhisselam da şeyi gitti mesela, ibadete taalluk edecek ahkam gelmeden Allah çıkarttı. Edep değil, amel bile yok. Hristiyanlığın hiçbir tane ameli yoktur. Onun için dedim baş papaza ve yardımcı papaza, o konuşuyorduk orada imamlık yaparken ben Kuksafen'de. Dedim ki dininizin kıymetini bilin. Bir değerinize geçmez bu. Oğlum böyle biraz sinirli ama taaccupla baktı. Niye dedi? Vallahi oruç bana. Bak bu havada, o Ramazan'da oruç. Oruç bana yetmiyormuş gibi
namazı da çaktı bana. Olan oruçta oruçta yatmam lazım. Hayır, namazı da kıl. Ondan sonra yetmiyor. Zekatı da vereceksin. Oruç yok. Namaz yok. Zekat yok. Bir yere gitmezsin sadece. Ya ondan sonra ya böyle din ne kadar dedim ya. Bilin elinizden gitmesin ya. Böyle baktı sert. Caiz mi böyle? Ne diyorsun, caiz değil mi ya, değil ne dersen de yani. Bilin kıymetinizi dedim. Adam anladı ne demek istediğimi, o bilir caiz midir değil midir. O zaman abi adam sünnet-i seniye desek yanlış bir şey söylemiş miyim? Yok, zaten sünnet-i senin içindeki meratiplerden bahsediyor adam. Önceki derste konuştuk onu. Adabını dahi bizzat o getiriyor. O haber veriyor. O emir veriyor. Çünkü vacip ve farz, sonra sünnet-i seniye, ondan sonra adab tabir edilir, tayir edilmez diyor. Sünnet-i onlar şeriat kitabına tayir edilemez. Diğer kısa adab tabir edilir ki siyer kitaplarından zikredilmiştir. Onlara bidat denilmez. Yani adablara da bidat denilmez ama o nurundan mahrum olursun diyor. Oradaki nurundan mahrum olursun. Onu okumuştuk. Geri gelmeyeyim. Demek ki adabını dahi bizzat o getiriyor, o haber veriyor, o emir veriyor. Demek Furat-ı İslamiye değişmeye kabil bir libas değildir ki onlar tebdil edilse esası din baki kalabilsin. Mesela Allah Resulü tuvalet adabından her şeyi, bütün farzları o getirmiş, vacipleri o getirmiş, sünnetleri o getirmiş, müstahapları o getirmiş, adapları o getirmiş. Getirmediği bir şey yok. O zaman bir tanesini değiştirmek hepsinin bütünlüğünü içerisindeki bir hakikattir o. Farz vaciple beraberdir. Farzsız vacip olmaz. Peki haramı kaldırın farz olur mu? O da olmaz. Haramlar kalktığı anda farzlar da yok olur. Karanlığı kaldırın aydınlık yoktur. Ne demek? Hani nasıl bileceksin ki aydınlığın içinde olsan aydınlığı da anlamazsın ki. O zaman dinin bütün teferruatını o getirmiş. Ama İsa Aleyhisselam'ın itikadı bile bir Allah var, bir peygamber var. Haşri cismani yok Hristiyanlarda. Ruhani bir şey var. Haşri ruhani var. Peki ameli Yahudi'den girse ki girmiş, Kabalah'tan girmiş, Tora'dan, Tevrat'tan girmiş. İsa Aleyhisselam'ın dinini değiştirmek olmaz. Çünkü ne? Mesela içki içmek dinini değiştirmek olmaz. Çünkü yasak getirmemiş. Getirecek zamanı olmamış. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tuvalet adabını da getirdiği için onu değiştirmek getirdiğini kaldırmaktır. İsa Aleyhisselam'ın getirdiğini yerine bir şey koymuyor. Getirmemiş çünkü. Bu her şeyi getirmiş. O zaman getirdiğini yapmayı, başka bir şey yapmak onu kaldırmak oluyor. Bir de nasıl ki buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur Muhammed. Bu bütündür. Bir tanesini kaldırırsanız sıçrama olmaz. Bozulur ondan sonrası. İşte farz, vacip, sünnet, müstahap, adab. Bunlardan bir tane kaldırırsa hepsi sürecin hakikattır. Alt üst eder. Hangisini kaldırdınsa ondan sonrasını bozar.